Mustafa'm, şehzadem. Aman Allah. Mehmet. Aman Allah. Kurtarın Mehmet. Şehzadelerimi. Koşun. Hünkârım. Hünkârım, yangın var, yanıyorlar. Kim yanıyor? Nişanda yangın var hünkârım. Mustafa neredesin? Mehmet! Şehzadeleri! Oğlum! Sus hanım! Allah aşkına gel! Şehzadeleri! Beni asın! Mehmet! Geçmeyin! Mehmet! Allah'ım! Sümbüla, ne oldu? Hünkârım, kimseye bir şey olmadı. Telaş buyurmayınız. Nahıl tutuşmuş, yangın çıkmış. Allah razı olsun Victoria'dan, şehzadelerimizi kurtardı. Yangın gördüm, aldım çocuklar. Ben bilmiyorum nasıl. Ben biliyorum kim yaptı. Senin oğlun yaptı. Söyle, ha? Annen mi istedi yak diye? Çek ellerini, dokunma oğluma. Sen beni zehirledin. Sonra olmadı, şimdi olmadı. Hükrem Hatun! Kendine mukayyet ol. Al Mehmet'i, odana git. Thank you.
Mustafa'm. Hürrem, sana odana git dedim. Aslan parçam. Geçti. Korkma artık. Ben yangını çıkarmadım vallahi. Kardeşimi korudum. Mehmet'i. Aferin benim kuzuma. Kardeşini nasıl korumuş bakın. Hep böyle ol Mustafa. Kardeşlerini sen koruyacaksın. Misafirler gidiyor. Onlara usulünce refakat edin dahi. Hadi artık herkes dağılsın. Sümbüle. Efendim. Çabuk anlat olanı biten. Yangını söndürdük efendim. Oğlanlar, kalfalar temizliyorlar ortalığı. Bana ne senin temizliğinden be adam? İyi mi herkes? Onu de bana. Şehzadeler iyi maşallah. Turp gibiler. Hatice Sultan? Nişanındakiler yani. Elbet sultanımız üzüldü. Ama kimseye bir şey olmaması onu da çok sevindirdi. Lakin Victoria yaralandı. Hani sizin bana matrakçıyla emanet ettiğiniz hatun. Bu kadarıyla geçmiş oldu ya. Gerisi dert değil. Nesi varmış kızın? Ne mübarek bir hatunmuş. O olmasa şehzadeler Allah muhafaza. Hatun ateşin içinden almış. Oğlumla ben yalnızız, korkuyoruz. Bana azar yaptın. Benim kabahatim yok. Gülnihal Hatun. Kızdın. Yüzüme bakmıyorsun. Korkuyorum. O kadın bana neler dedi? O kadın dediğin Mahidevran. Haseki Sultan Hürrem Hatun. Şehzadem Mustafa'nın anası. Sen küs konuşmuyor onunla. Mahidevran da mesela beni ilgilendirir. Sen hürmette kusur edemezsin. Gitme, bırakma bizi hünkârım. Sultanım, bir arzunuz var mı? Yok, biraz uyumak istiyorum, çok yorgunum. Hürrem Hatun'dan haber var mı? Çıkmadı odasından. Hangi yüze çıkacak ki insan içine? Nasıl bildirdi haddini hünkârım? Böyle böyle davranıp kendi kendini yok edecek sultanım, göreceksiniz. Göreceğiz. Gidebilirsin. Gülşah! Şu kız... Victoria, yarın ihmal etme, ilgilen onunla. Zavallının elleri yandı, bir hediye verelim. Olur sultanım.
Aferin Victoria. Şehzade kurtarmak hem de ikisini birden... hanedan sana ne yapsa azdır. Valide Sultan bu iyiliğini karşılıksız bırakmaz. Valide o güzel mücevherli olan kraliçe mi? Evet o. Nasıl güzel hala. Gençliğinde Sultan Selim Han ona ne şiirler yazmış. Ayşe gel yardım et. Kime diyorum ben Ayşe? Kalkmayın kalkmayın devam edin. Ne yaptınız Nigar Kalfa? Hekim kadın geldi baktı. Merhem verdi onu sürüyoruz. Aman ihmal etmeyin iyileşsin. Valide Sultanımız merak ediyor durumunu. İsmin neydi senin? Victoria efendim. Güzelce yat dinlen Victoria. Yarın Valide Sultanımız seni görecek. Küstü bana oğlum. Ne yapacağız? O kadını artık sevmiyordu. Beni de mi sevmeyecek? Bir şey yapmalıyız. Valide Sultan Nahıl'ın sizin yanınızda durmasını istedi. Görmek istemiyorum Gülfem. Ona baktıkça bu uğursuz geceyi hatırlayacağım. Nişanım yangınla başladı. Ölümle bitecek. Ağzınızdan yel alsın sultanım. Demeyin öyle. Hadi terasa çıkalım biraz hava alın. İbrahim orada değil ki. Benim acımı dindiremez ki. Gördükçe ona da işkence etmiş olacağım. Kıyamam ki ona. Ayşe yavaş ol. Kızın canını yaktın. Tamam. Yavaş oluruz. Hani bu Victoria bana hizmet edecekti? Baksana. Başımıza prenses kesildi. Ben hizmet ediyorum.
hizmet etmiyorsun. Yardım ediyorsun. Ne yapsın Victoria? Elleriyle nasıl tutsun bir şeyleri? Gel Kalfa. Haydi hazır edin kızı, gidiyor. Nereye gidiyor ben? Hatun pazarına götürüp satacağım seni. Artık bir işe yaramazsın. Ay. Aman aman. Kim alır ki bunu? Sen karışma Ayşe Hatun. Kırmayayım kalbini ha. Hadi hadi. Giydirin bir güzel kızı. Valide Sultan huzuruna çıkacak. Gülnihal. Oğlumu bir an bile yalnız bırakmak yasak. Anladın mı? Yasak. Kapılar kilitli olsun. Uyumak da yasak. Mehmet uyuyunca ben de uyurum. Hayır. Uyku yok. Ha? Gidiyorum. Nereye? Hünkârım, dün akşamki yangın vesilesiyle geçmiş olsun temennimizi kabul buyurun. Cenab-ı Hak, Harim-i Hümayun'unuzu ve Şehzade-i Civan bahtlarımızı size ve Devlet-i Aliye'ye bağışladı. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim bir daha göstermesin. Müslüman gemilerine saldıran, hacı adaylarını soyan Rodoslu kafirlere seferiniz hayırlı olsun hünkârım. Fetvanız mıdır müftü efendi? Evet hünkârım. Bir istirhamım olacak hünkârım. Söyle müftü efendi. Sefer-i Hümayun'a ben de katılmak istiyorum hünkârım. Müftü hazretleri, biz Devlet-i Aliye'yi sana emanet edip çıkıyoruz yola. Hem sağlığınız için pek meşakkatli olur. Öyle değil mi Piri Paşa? Sen de söyle amcana. Uzun zor bir yol var önümüzde. Amcama sözümün bir hükmü olsa keşke hünkârım. Dinlemez ki. Dinlemem hünkârım. Hanedan-ı Ali Osman'dan Cem Sultan'ın çocukları o kafir adasında esirken dinlemem. Kafirlerin kutsal toprağına sefer varken o toprakları hünkârımın Müslüman topraklarına kattığı gün yanında olmazsam dinlemem. Beni de mi dinlemezsin? Bu uğurda şehit olmak varsa ahir ömrümde bundan daha büyük şeref istemem hünkârım. Herkes hazır mı? Nigar Kalfa. Oo, Hürrem Sultan. Seni burada görmek ne şeref. Hayırdır? Bir hatun var ya, hani muska yazan, onu getir bana lazım. Gülme bana. Oğluma bana çok muska lazım. Bak neler oluyor bu sarayda bize. Victoria mıydı adın? Evet efendim. Efendim değil. Sultanım diyeceksin. Sultanım, evet sultanım. Ellerindeki yanıklar nasıl? Çok acıyor mu? İyi sultanım, az acıyor. Güzel. Nereden geldin sen? Kim aldı seni hareme? Sava'dan geldim sultanım. Hasodabaşı İbrahim teslim etmiş sultanım. Hadi kızlar, doğru meşkhane. Sen gelmiyor musun? İhmal ettin mektebi. Gelemem. Oğlumu yalnız bırakamam. Kimse bilmiyor ki ben nasıl korkuyorum.
Hep fenalık oluyor. Sultanım da gidiyor. Yapayalnız kalacağız Mehmet'le. Muska bizi koruyacak. Muska ile olacak iş değil bu. Sen ne yap et, hünkârın gönlünü almaya bak. O da sana sırtını dönerse işte o zaman yandın. Korkma. Ben seni korurum. Bir sıkıntın olursa bana söylersin. Dik dur. Korkunu belli etme. Üstüne gelirler. Zayıflık yok bu sarayda. Zayıf kaybeder. Nigar Kalfa, terzideki yeni kaftanımı aldır. Bu gece hünkârım gelecek. Hazır olmasını sağla. Dün gece gösterdiğin cesaret için seni tebrik ediyorum. Şehzadelerimi kurtardın. Allah muhafaza. Çok büyük bir felaketi def ettik. Şimdi git iyileşmeye bak. Ellerin iş görür vaziyete gelince burada benim hizmetimde görmek istiyorum seni. Çekilebilirsin Victoria. Nasılsın Victoria? Geçmiş olsun. Gel Mahidevran. Aslan parçam iyi mi? Gece biraz sayıkladı, korktu validem. Sabah daha iyiydi, şimdi mektepte. Bugün erken alın mektepten, bana getirin. Yanımda olsun istiyorum. Hatice ile gidin alın. Hadi Hatice'm, sen de git. Mustafa'm sevinir seni görünce. Başka sevinenler de olabilir. Amcanız için endişelenmeyin Piri Paşa. Onda bu azim oldukça hiçbir şey olmaz. İnşallah Rodos'ta ilk namazımızı birlikte kılacağız. Allah nasip etsin hünkârım. Rodos'a büyük bir de cami inşa ederiz inşallah. İnşallah. İbrahim, Mustafa'yı getir odama. Akşam ziyadesiyle korktu, yanımda olsun. Şurada kaç günümüz kaldı sefere? Validemiz söyleyince çaresiz sen de geldin. Bu kadar çok mu sevdin İbrahim'i? Sus lütfen. Ay elimde imkanım olsa, sizi kavuşturmanın bir yolu olsa. İbrahim'in ahlakı yüreği kıymetlidir Hatice Sultanım. Sana yakışan, seni mesut edecek kişi odur biliyorum. Ne olur sus. Benim acım bana yetiyor. Hatice, anne, Hatice geldiniz mi? Sen gir içeri. Hadi çok ayıp olacak. Dün gece sizin için o kadar endişelendim ki. Has odabaşı İbrahim sağ olsun beni zor sakinleştirdi. Sizi o ateşin içinden çekip çıkarabilmek.
Affedersiniz. Sultanım, zamanı hızlandırmak mümkün olsa, aylar sürecek bu seferin zaferle bitmesini beklemek olmasa... İbrahim, bak ne çizdim. Şehzademiz Hazretleri'ni almaya geldim, hünkârımız bekler. Dersi böldüm ama... Elbette efendim. Bizim de ders bitmişti zaten. İbrahim, babama gidelim. Bak, koca da izin verdi zaten. Hatice, hadi gidelim. Sultanım, hayırlı günler dilerim. Uzak dur oğlumdan. Kimsin? Nesin sen? Ne yapıyorsun burada? O kadın mı yolladı seni? Günnihal gel dedi. Şehzadeyi sevmek istedim. Yalan. Yalan söyleme. Öleceksin oğlumu. Hürrem, dur. Yapma, onun bir suçu yok. Ben söyledim. Gel dedim, yardım et dedim. Ben sana ne dedim? Bu odaya kimse girmesin. Yasak. Dedim mi? Dedin ama... Hürrem, aklın başından gidiyor senin. Ne yaptın kıza? Herkes kötü değildir. Kötülük yapmaz. Sakin ol. Herkes kötü Maria. Sen de bana kötülük yaptın. Hançeye vurdun arkamdan. Unuttun mu? Ben unutmadım. Sizi bana bağışlayan Rabbime şükürler olsun sultanım. Faydasız. Ben zaten bir ölüm. Mektubunuzda da bahsetmişsiniz ölüm ilanınızdan. Bunu kabullenmek mümkün mü? Korktun mu dün gece? Ben hiçbir şeyden korkmam. Kardeşim için korktum. Aslan parçam benim.
Allah ayırmasın sizi. Hatice. Kıymetlim. Geçti bitti. Üzülme. Bak hepimiz iyiyiz Allah'a şükür. Seni Mesut Bahtiyar görmek istiyorum artık. Mesudum hünkârım. Sayenizde. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Benim altın kalpli Hatice. Haydi Pargalı. Silahlarımızı kuşanalım. Şehzade Mustafa ile kılıç talimi yapalım. Tahta kılıçla oynamam. Hep kırılıyor. Yeniyorsunuz beni. Belki sen yenersin bu sefer. Belli mi olur? Yenersen beni de Rodos'a götürür müsünüz? Pazarlık yok. Önce bileğine güveneceksin. Sen hele bir yen, gerisini Allah bilir. Haydi bakalım. Şimdi senden istediğim bu yaprağın 3 tane damarını bana daha derinleştirmen. Tamam mı? Tamam. O zaman dene bakalım. Yalnız yavaşça yap. Keskindir. Hayırdır Sümbül'e? Dikkat et. Eline dikkat et. İmdat sultanım, imdat. Beni affedin. Sizin sesinize, yüzünüze hasret. Yalnız, çaresiz cariyeniz, kulunuz affedin. Yüce gönlüm. Verdin mi mektubu? Verdim. Bizzat elimle teslim ettim. Beni bekliyor. Hemen hazırlanıp geliyorum. Bekle. Gülnihal. Gülnihal gel. Çok güzel olmalıyım. Seni beklemiyor. Çağırmadı. Sen kal. Şehzade Mehmet'i istiyor. Yalan söylüyorsun. Hünkârım beni bekler. Hünkârımla ilgili bir mevzuda nasıl yalan söyleyebilirim? Gülnihal, hadi benle gel. Şehzademi götürelim. Gözünüzün yaşı dinsin sultanım. İbrahim size neler demiş. Cehennemin dibinde bile olsa bulup getirecek çareyi. Ona güvenin, inanın. Ümitsiz olmayın. Ne ümidi Gülfem? Benim ümidim çoktan bitti.
teskin olmam mümkün değil. İbrahim de biliyor olmayacağını. İtiraf etmek zor. Sonsuza kadar ayrıldım. Böyle mi yapacağım? Evet, aferin sana. Öyle devam et. Getirin benim küçük aslanım. Kardeşim düşmesin, dikkat et. Baba Mehmet de birinci sefere giderken bizimle gelsin. Olur. Allah'ım sana yalvarıyorum. Beni kendi kanımdan, canımdan ayrı düşürme. Rodos Adası'nı İslam'la şereflendirmek üzere haşmetli ordumla yola çıkıyorum. Kainatı, cenneti ve cehennemi yaratan Allah'ın adına yemin ederim ki ada halkının bizden korkusuna mahal yoktur. Canı, malı bizim güvencemiz altındadır. Teslim olduğunuzda kimse zarar görmeyecektir. Teklifimiz kabul görmezse, Rodos bize teslim edilmezse, kaleni yerle bir ederiz. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Validem, gözümün nuru. Hayır dualarını eksik etme. Allah bu kutlu vazifede yardımcın olsun aslanım. Gülfem Hatun, hazırlattığım tılsımlı gömlekleri getir. Bu gömlekler hep üzerinde olsun. Dualarla işlendi. Seni zırhın gibi koruyacaktır. Senin dualarını muska gibi taşıyacağım validem. Hatice'm. Hayırla gidin. Rabbim yolunuzu, ufkunuzu açık etsin. Amin. Dönüşümüze düğün hazırlıkları bitmiş olsun validem. Mustafa'm, aslan parçası. Anneni üzme, derslerini ihmal etme.
Ahmet'ime iyi bakın. Hayır dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Bugün kutlu bir gün. Rabbim ve Yüce Hünkârım bana, Celalzade Mustafa kuluna büyük fete şahit olmayı nasip etti. Sultan Süleyman Han Hazretleri, Hristiyan aleminin göz bebeği kutsal ilan edilen Rodos Adası'nı fethi için törenlerle, dualarla yola çıktı. Rumeli'den, Anadolu'dan bu menzilde canını vermeye hazır yiğit 115 bin kişilik ordusu, aylarca tersanelerimizde yapılan mavnalar, büyük barçkalar, kalyonlar, kadırgalar, binlerce kürekçi, binlerce top ve topçu donatılmış 700 parçalık donanmasıyla Akdeniz'e açıldı. Osmanlı Sultanı Süleyman Han yüzlerce gemilik bir donanma ile yola çıkmış, Akdeniz'de ilerliyormuş. Kutsal Rodos toprağını korumak için şövalyeler acil yardım talebinde bulunuyorlar. Hristiyan dünyası yetişsin diyorlar. Papa Hazretleri, ne düşünüyorsun? Azlan öldü, Osmanlı'yı bir kuzu yönetecek demiştiniz. Aslanın yavrusu da aslandır, unutma. Ben İbrahim. Derin sularda yüzmeyi öğrenen, kalbin kanayıp vermediği cevapları gökyüzünde yıldızlarda, tek ve çift sayılarda, ebced ve de hurufide, dağların zirvelerinde, karanlık kuyu ve dehlizlerde, korkuyu güçlülerin gözlerinde arayan, bulduğu her cevapla yeniden, yeniden yanan İbrahim. Ben İbrahim, Mona Lisa'dan olmaz, Sofya'dan doğma, Pargalı dönme. 15 yıldır görmediğim annemin yüzünü. Aynalardan kaçtım. Suretimde kardeşimin, annemin, babamın eksik parçalarını aradım. Aradıkça kayboldum, dönemedim. Ufuk yön yoktu. Tutamadım ellerini. Kulağımda annemin çaldığı keman, ondan öğrendiğim nameler. Çocukluğumun ana yurdundan kaçırdığım, elimde kalan tek miras. Ne oldu Parkalı? Deniz mi dokundu? On yedi sene evvel bu denizde ayrıldım ailemin yanından hünkârım. Onu hatırladım. Çocukken ağlayarak geçtiğim bu büyük denizi. Onu hatırladım. Merak etmiyor musun aileni? Rodos'tan zaferle dönelim. Seni Parga'ya yollayacağım.
Buyur Hürrem Hatun. Bir haber duydun mu sultanımla alakalı? Kulağın açıktır senin. Yok bir havadis. İyidirler inşallah. O elindeki ne? Cevşen diyor ya siz. Sultanımı korusun diye vermek istedim ama veremedim. Nigar. Korkuyor ben. Bir şey olacak diye. Ağzından yel alsın. Sen niye çıkmıyorsun odandan? Sultan Süleyman gitti bana yasak koydu valide. Çıkma otur odada dedi. Sultan yok, eziyet çok. Git af dile valide sultandan. Ben dersimi aldım de. Elini öp, eteğini öp. Ben suç yapmadım ki. Neden af dilemek, etek öpmek? İyi, sen böyle devam et. Hapis yaşa. Yaşarım. Sultanım gelir o zaman, çıkarır beni odadan. Hürrem Hatun. Senin yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Ne demişler? İşini kış tut, yaz çıkarsa bahtına. Şehzade Mustafa olsa şimdi, alır eline tahta kılıcını, cenge koşar. Sonra da der ki sıkıldım, ata binelim. Nasıl da özletiyor kendini Mustafa'm. Dün gece yine rüyama girdi. Mangala oynayalım diye tepemdeydi. Hünkârım baskın var, topa tutulduk. Ağlama oğlum, ağlama. Korkma annen burada. Hasta mı? Ne oldu? Süleyman bağırdı uykumda. Hürrem yangın dedi. Kabus görmüşsün, geçti. Mehmet'i bana versen onu. Tamam. Hünkârım! Hünkârım! İsabet aldık, batıyoruz. Hakkını helal et Farkad'a. Helal olsun. Bin defa helal olsun. Hatice? Canım kızım. Hayırdır, neyin var? Korkutma beni. Kızım. Neyin var yavrum? Nefesim kesildi sanki. Nefes alamadım. Şimdi... Peki şimdi iyi misin? Hadi şöyle gel. Geçin, oturun isterseniz. Gel. Hadi.
Akşamdan beri ben de öyleyim. Yüreğim sıkışıyor. Gülfem, git çağır dayıyı. Gelsin dua okusun bize. Ferahlarız. Efendimiz, 17 Osmanlı teknesi batırdık. Aralarında Sultan Süleyman'ın da teknesi var galiba. Gün ışıyınca anlarız. Bu deniz Osmanlı'ya mezar olacak. Yazık o gözlerine. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Senin de Gülfem. Sultanım, Ferhat Paşa has odada sizi görmek için bekliyormuş. Süleyman'ımdan haber getirmiştir. Bekletmeyeyim. Allah'ım, hayırlı haberler olsun. İnşallah. Valide Sultan Hazretleri. Söyle Ferhat Paşa, nasılmış aslanım? Bitti mi savaş? Aldık mı Rodos'u? Efendim, henüz teyit edemediğimiz bir haber aldık. Hünkârımızın kadırgasının battığı söyleniyor. Oğlum nasıl? Konuş Ferhat Paşa, söyle. Ne oldu aslanıma? Hakkın rahmetine kavuşmuş olabilir. Doğru mu? Doğru mu? Yokluğun bir ateş yakıp kavurdu beni. Acizim. Senin sesin, sevgin şefkatin, aşkı iyileştirir beni. Sen yoksan bir ölüyüm sarayında. Ürem Hatun. Nigar'ı çağırma, bir şey var benimle. Yüzü beyaz olmuş, ne var? Sümbüla, iyi misin? Hünkârımızın kadı hası batmış. Allah yardımcımız olsun. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Ha.
Hayır. Hayır. Babamı özledim. Neden buradayız? Kızmasın, o yokken odasına girdik. Ya Rabbim, evladım bana bağışla. Dayanma gücü ver. Küçük şehzademe tahtın yolunda yardım et. Süleyman yoksa Hürrem de yok. Hayat yok. Ben bu acıya nasıl dayanacağım? Hangisine yanayım? Abim. İbrahim. Teyit edilmeyen bir havadis. Sultanım, ne olur metanetinizi koruyun. Bize ne olacak? Oğlum Mustafa. Ben bu dünyada yapayalnız kaldım. Adam daha çok küçük. Bu büyük davanın yükünü nasıl taşır? Ağlamak yok. Yasak. Neden çabuk kabul ettiniz? Sultan Süleyman ölmedi. Yaşıyor. Ben biliyorum. Kalbim biliyor. Hürrem Altun. Hürrem Hatun.
Rodos muhasarasında hünkârımızın Allah'ın sevgili kulu olduğuna bir daha iman ettim. Zifiri karanlık bir gecede gelen bu ani baskında kadırgası isabet aldı. Son anda kurtuldu. Marmaris'e otağına döndü. Ama öyle bir döndü ki fırtına kopacaktı. Senin savaş nizamını iflas etmiştir Fili Paşa. Dün itibariyle kayıplarımız tespit edilsin. Kaç kadırga, kaç Levent denizin dibinde. Hünkârım, bu yüce makamdan aczimi istirham ederim. Hünkârım, müsaadeniz olursa bir hususu arz etmek isterim. Bu savaş nizamının tek yetkilisi Serdar Ekrem Çoban Mustafa Paşa değil mi hünkârım? Nizam onun nizamı. Çıkın, beni Pir Paşa ile yalnız bırakın. Pir Paşa, böyle her lafımda hassasiyet gösterip cengin ortasında mührü iade etmek de ne oluyor? Senin mevkine, tecrübene yakışıyor mu bu? Benim meselem şahsi değil. Devlet-i Aliye'nin bekası için, zaferimizin kusursuz tecellisi içindir. Çoban Mustafa Paşa'yı serdarlıktan alıyorum. İrademi tebliğ edin. Anadolu'ya geçsin, beklesin. Hünkârım. Bu konu bugün bitsin Fili Paşa. Konuşmayalım, işimize bakalım. Ahmet Paşa gelsin hemen. Ahmet Paşa. İkinci vezirimsin. Ahmet Paşa, serdarlığa terfi ettim. Rodos'a dön, askerin başına geç. Bu şerefli göreve layık olmak için tüm gücümle çalışacağımı arz ederim hünkârım. Hayırlısı olur inşallah. Babam mı üzdü? Hayır. Babam bana kadınları üzüyoruz, onlar da ağlıyor demişti. Sultanım, rahatsız etmeyin bizi. Affedin, bir ulak gelmiş. Ferhat Paşa huzura kabulünü arz eder. Mustafa, sen terasa çık. Söyle, bekliyorum. Allah'ım, sana yalvarıyorum. İyi haber olsun. Ya Rabbim, evladım bana bağışla. Hürrem, Hürrem ne oldu sana? Yok bir şey, yok bir şey. Hürrem aç gözünü. Bayılmış, aniden düşmüş.
Haydi ben kapıda bekliyorum. Sümbül ağa. Ne? Kanama başlamış. Çocuk düşecek. Ya Rahim, ağzından yel alsın. Yürü hekim kadını bulalım, çabuk çabuk. Haydi. Yürü, yürü, yürü. Valide Sultan Hazretleri. Ferhat Paşa, felaketimizi söyleyeceksen lütfen sus. Dön git ve beni acımla bırak. Ulak Marmaris ordugâhtan geldi. Mektupta Piri Paşa'nın mührü var. Mührü bırak paşa. Söyle evladım yaşıyor mu? Yüce hünkârımızın zafere yürüdüğünü bildiriyor. Çok şükür Allah'ım. Ailemle bu haberi hemen paylaşmak istiyorum. Siz de payitahta, dosta düşmana tez duyurun. Sultan Süleyman zafere koşuyor. Hürrem Hatun iyi mi? Hekim baktı mı? Kanaması vardı. Çocuk düşecek diyorlar. Allah'ım ne kara bir gün bu. Aslanım yaşıyor. Hayırlı haberi ilk siz duyun. Paşalar, İbrahim, herkes sağ salim yani. Evet, evet. Piri Paşa'nın mektubunu okudum. Dahi, Hürrem Hatun'a da iyilik haberlerini ver ki rahatlasın. Üzüntüden bayıldı kaldı. Kanama da başlamış. Eyvah, çok yazık olur. Hadi dahi, hadi. Yollarlar mı buradan? Nereye gideriz? Eski saray. Tahta kim çıkacak? Şehzade Mustafa geçer tahta. Çocuk ama valide sultan boş bırakmaz onu. Doğru mu Nigar Kalfa? Küçük Mustafa mı tahta çıkacak? Nasıl söz o? Sultan Süleyman Han yaşıyor. Yakında zaferle dönecek. Göreceksiniz. Çocuk duruyor mu hekim kadın? Duruyor efendim. Kanama durdu. Üzülme Hürrem. İyi haber geldi. Hünkârımız yaşıyor. Biliyordum. Söyledim. Ölmez dedim. Beni bırakma. Söz verdi bana. Ölüm yok demişti. Çok şükür. Allah'ım bismillah. Hünkârım, hayırlı haberi ilk benden duyun istedim. Helki ve Nisiros adalarını aldık. Ulaklar şimdi geldi. Lağımcılar Rodos'a geçmişler. Çok şükür. Rüzgar bizden yana dönmeye başladı Fargalı. Leventlerimi kutla, sevindir. Rodos arasına komşu Herki ve Nisiros adalarını aldık. Sancağımızı şerefle diktik adanın burçlarına. Lağımcıların zaferidir bu. Lağımcılar şimdi de Rodos Kalesi'ne ulaşmak için kazmaya başladılar. Rodos Kalesi'ne çok önemli bir Venedikli mühendis gelmiş. Gabriel Martiningo, ne yaptınız anlamaya çalışıyorum ama anlamıyor. Birazdan anlarsın. Bekle. Martiningo ismiyle maruf bu zatın Avrupa'da lağım savaşlarını yapmış ve kazanmış bir mucit olduğu rivayet olmuş. Biraz daha mesafeli koyun. Evet, işte böyle. Komiser. Biraz daha fazla serpin.
Burayı hemen kazmaya başlayın. Bu kaleyi kazanmanın tek yolu lağımcılar. Osmanlı lağımcılarını kazdıkları tünelde yok edeceğiz. Aslanımdan iyi haberler aldım ya, dünyalar benim oldu. Allah'a şükürler olsun validem. Maşallah çalışkan çıktı kız. Güzel olduğu kadar ağırbaşlı. Bozulmazsa saygılı da. Victoria. Sümbül ve sen bu kızın Müslüman olmasını sağlayın. Adını da hemen koyuyorum. Evet, buldum. Sadakatinden gelsin adın. Sadıka olsun. Sadıka, gel. Valide Sultan adını koydu. Sultanım, çok mutlu ben. Beni affetmedi hünkârım. Bak, mektup yazdım, cevap yok. Küstü. Unutmuyor. Bana ceza veriyor. Yazık bize. Hünkârımız cenk ediyor. Senin mektubunu mu düşünecek? Takma kafana böyle şeyler. Huzurlu ol. Olamam Nigar Kafa. Ne olur. Yine bir mektup yazalım, ha? Yavaş oğlum, yavaş. Uyu artık. Victoria, aç kalacaksın. Yemek bitti, geç kaldın. Ayşe Hatun, onun adı Sadıka oldu. Bundan böyle Sadıka denecek. Müslüman mı oldun? Ya sabur. Çok soruyorsun. İşine bak, işine. Sadıka, hadi sen bir daha Valide Sultan'ın dairesine git, elini öp. Peki. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Kaç ay oldu hünkârım? Ne kadar daha kazacağız bu kafirin kalesini? Lağımcılar ağır mı çalışıyor ne? Kafirler sultanın kadırgasını batırdık, kaçırdık diyorlar. Sen zembiline böyle laflar koyma Ali Hoca. Bak sana yük oluyor. O kafirler yakında görecekler Osmanlı sancağını kalelerinin zirvesinde. O vakit anlayacaklar. Sabır Ali Hocam. Pehlivan herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan öfke anında kendini tutan kimsedir. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Hünkârım, Ferhat Paşa'mız Zulkadiroğlu Ali Bey'in isyankar kellesini almış, payitahta geri dönmüş. Âlâ. Ayrıca duyduk ki Üstad-ı Azam merkezden yardım dileniyor. Ona kimse yardım edemez artık. Ablu kasıklaştı. Venedik'ten Kıbrıs'a bazı tekneler gitmiş. Venedik, Kıbrıs'ı alacağımızdan da korkuyor belli. Korksunlar. İyidir korku. Çoban Mustafa Paşa hemen yola koyulsun. Mısır'a gitsin. Şam, Halep ve Mısır'daki mevkimize sahip çıksın. Mısır boş kalmamalı. Emredersiniz. Hünkârım, Piri Paşa ve Ahmet Paşa'nın kadırgaları koya girdi, demir atıyor. Birazdan burada olurlar. Âlâ. Kafir diken üstünde. Rodos Kalesi'ni uyku tutmaz. Efendimiz, Cem Sultan'ın oğlu Murat Sultan geldiler. Hemen gelsin. Murat Sultan, sana iki defa haber yolladım. Neden geç geldin? Hasta yatıyordum. Osmanlı donanması bizi fena halde sıkıştırdı.
kaleden çıkamaz hale geldik. Buraya geldiklerinde benden önce senin peşine düşecek Sultan Süleyman. Seni geri götürmek isteyecektir. Benim yerim burası. Ben babamı sürgün etmiş, yok etmiş bir saltanata güvenip de dönmem. Benim burada bir ailem var, hayatım var. İstersen geçici bir süre için seni Malta'ya göndereyim. Gece adanın arka koylarından birinden balıkçılar seni kaçırırlar. Rodos Kalesi'nin altını delik deşik ettik hünkârım. Günlerdir tünel kazdık. Artık kalenin ortasına çıkmaya daha yakınız. Ahmet Paşa ile dün gece tünelde kazıya nezaret ettim. Kafir Rodoslular da bizi durdurmak için kazıyor hünkârım. Yolumuza barut döşüyorlar. Ama bizim yiğitlerimiz de onları oyalamak için yalandan gürültü çıkarıp tam tersi istikameti kazıyor. Ne vakit hücum edeceğiz? Beklemekten icat çıkarır oldum. O kalenin duvarlarına yetecek hareketli merdivenler yaptırıyorum. O merdivenlerin üstüne öyle adamlar yerleştireceğim ki ateş, barut, kızgın yağ işlemeyecek. Bu nasıl bir icattır hünkârım? İnsan evladı değil mi onlar? Sen dua ne et Ali Hoca. Yarın gece göreceksin nemenem evlat olduklarını. Yarın gece bu vakitler inşallah kalenin içindeyiz hünkârım. İnşallah. Kafire yaklaşınca tünelde bizimkiler kas tüylerini yakıp atsınlar o tarafa. Kaçsınlar, deliği kapatıp beklesinler. Kas tüyü ne yapacak ki onlara hünkârım? Dumanı zehir saçar paşa. Nefesini keser kimse olursa. Çırpınarak orada soluksuz kalırlar. Kaç hayvanın inine o kas tüyleri sayesinde girdim bilemezsin. Biz geceden gitsek, girsek tünele, versek ateşi kas tüylerine. İbrahim gel gidelim, ben orada olmalıyım. Orada kazma sallayan adama ihtiyaç var matrakçı. Eli kalem tutan hadi. Ayşe Hatun, İgar Kalfa nerede? Bana bulsana. Git kendin bul. Bana niye söylüyorsun? Sen bir sultanla nasıl konuşuyorsun? Ne sultanı? Seni kim sultan yaptı? Ayşe, terbiyeli ol. Yalan mı? Mütemadiyen itilip kakılan, ceza verilen, tokat yiyen sultan olur mu? Bu sarayda bir tane sultan var. O da Mahidevran Sultan. Asil ve güzel sultanımız. Ayşe Hatun, sen nasıl konuşursun böyle? Karşında şehzade annesi var. Hürmetini eksik etmeyeceksin. Nigar Kalfa ama bilmiyorsun. Sus, cevap verme. Neler söylediğini duydum. Lafım sadece sana değil. Hatunlar hepinize diyorum. Nezaketini bozanı affetmem. Gidelim Nigar Kalfa. Benimle gelin. Sağ ol Nigar Kalfa. Sen iyi insansın. Beni korudun. Sizi korumak benim vazifem. Sen sevmiyor musun beni? Vazife mi hepsi? Hay Allah'ım. Tamam, seviyorum. Bana neden kötü davranıyorlar? Mahidevran'a iyi, bana kötü. Saygı yok, sevgi yok. Neden? Sen de kötü davranıyorsun. Bu işler karşılıklıdır Hürrem Hatun. Neden arıyordun beni? Mektup yazacaktık. Hünkâr'a mektup bekler. Katip belledin beni. Ama ne olur, yazalım. Hadi. Hı? İyi, tamam, yazalım. Ama bu son.
Sultanım, Hürrem Hatun taşlıkta cariyelerle tartışıyordu. Gel şunu tak, beceremedim. Neymiş derdi? Mahidevran'a gösterdiğiniz hürmeti bana da göstereceksiniz diyordu. Ama Ayşe Hatun cevabını verdi. Sen kim, sultan olmak kim? Sen Mahidevran Sultan'ın tırnağı bile olamazsın dedi. Sonra Nigar Kalfa geldi. Hepsini susturdu, azarladı. Hürrem Hatun'un gölgesi gibi. Akıl hocası sanki. Çağır bana Kalfa'yı. Sadık'a kaldır sofrayı, istemiyorum bir şey. Canımın parçası sultanım. Günümü gece gibi karardı. Ey hasret ateşi. Ah, ayrılık. Nereden buluyorsun bu lafları? Ben bulmuyorum. Aşk söyletiyor. Maşallah. Hayrola? Niye geldin? Sana gelmedim Hürrem Hatun. Mahidevran Sultanım Nigar Kalfa'yı çağırdı. Hayırdır, bir şey mi oldu? Gidemez buradan. Benimle işi var. Hürrem Hatun gideyim. Mühim olabilir. Gitmeyeceksin. Ben geri gelirim. Bekle, yazarız. Bu vakitte ne yapıyorsun odada? Yatağımı düzeltiyorum. Valide Sultan yanında olman lazım değil mi? Dinleniyor. Kıyafet değiştirdi. Nigar Kalfa. Sen kaç senedir haremdesin? 6 sene olmuştur sultanım. Sanki bunca senedir buradasın. Kaideleri de iyi bilirsin. Lakin son zamanlardaki halin hal değil. Bir kusurum mu oldu? Ne idüğü bilinmez bir cariyeyle. Sultanı nasıl eş tutarsın?
Haşa sultanım. Huzurunuzda böyle bir şey vuku bulmadı. Lakin Hürrem Hatun da şehzade annesi ve yeni gebe. Onu ve karnındaki bebeği korumak bizim vazifemiz. Kimi koruyacağını, kime hürmet edeceğini iyi bil Nigar Kalfa. İyi bil ki başına bir haller gelmesin. Çekilebilirsin. Bana bak sen. O dilini koparır köpeklere atarım. Ne laf taşıyorsun sen? Yok ederim seni. O gariban kızın katili olduğunu söylerim Bargalı'ya. Ben laf taşımam. Benim haberim yok. Avludaki güvercinler mi söyledi bugün olanları? Haremde kuştan çok ne var ki Kalfa? Defol. Defol gözüm görmesin seni. Nigar, ne oluyor burada? Sorma Sümbül'e. İki ateş arasına kaldım. Hürrem Hatun ayrı, Mahidevran Sultan ayrı çekiştiriyor beni. Biri diyor otur, diğeri diyor oturma. Ne yapayım? Bıktım vallahi. Bir akıl ver bana Sümbül'e. Sen akıllısındır. Hangisi sabah güneşi, hangisi akşam güneşi bilirsin. Kıbleni ona göre ayar edersin. Summun bukmun la yetekallem. İbrahim gel artık. Dayanamıyorum. Bir işaret gönder bana. Öyle ihtiyacım var ki. Geleceğim sultanım. Sağ salim geleceğim. Söz verdim sana. Aylardır mücadele halindeyiz. Yürekleriniz iman, göğsünüz zaferimize inançla zırhlıdır. Ben bu cihad için yemin ettim. Eğer ki yeminimi yerine getiremezsem, tahtım, canım ve bir cümle Osmanlı mülküm hak ile yeksan olsun. Ömrüm feda olsun. Allah gazamızı mübarek, kılıcımızı keskin eyleye. Amin. Hünkârım öyle bir icat yaptı ki, kafirin askerleri gece kalenin dibinde havada yürür bir orduyla burun buruna geldiler. Arrivano! Efendimiz, Osmanlı işi görülmemiş bir taarruz halinde. Yürüyen kuleler yapmışlar. Askerler sürüklüyor, kaleye yanaştırıyorlar. Böyle giderse savaşı kaybedersiniz. Hani destek gelecekti Venedik'ten, İspanya'dan? Gelmiyor, gelemiyor. Abluka altındayız. Kalenin altına oyan lağımcılarımız kafirin de kazdığı dehlizde karşılaşınca öyle bir manevra yaptılar ki yaktılar kas tüylerini, duman bastı her yanı.
Düşman zehir çekti ciğerine hava diye. Latin kökenli bütün şövalyeler Rodos şehrini ve adasını 10 gün içinde terk edecekler. İstedikleri yere gitmekte serbesttirler. Silahlarını da alacaklardır. Rodos'ta kalmak isteyenler 5 yıl boyunca vergiden muaf tutulacaklardır. Yeniçeri Ocağı'na asla Rodosların oğullarından kimse alınmayacaktır. Hristiyan ayinleri bundan sonra da yapılabilecektir. Hiç kimse isteği dışında adadan gönderilmeyecektir. Şövalyelere ve maiyetlerine Girit Adası'na gitmek için gemiler tahsis edilecektir. Her iki taraf bu anlaşmanın şartları yerine getirilene kadar rehineleri tutacaktır. Sultan Süleyman, atalarının geleneklerine ve devletinin yasalarına uygun olarak edilen bu yeminle bu anlaşmaya ebediyen hiçbir art niyet ve yalan olmadan riayet edeceğine yemin eder. Murat Sultan kaybettik. Ben ve şövalyelerim artık direnmeyeceğiz. Daha fazla insan ölsün istemiyorum. Senin hala bir kaçma şansın var. Hadi git. Kaçmayacağım ama teslim de olmayacağım. Peki ne yapacaksın? Sen beni bırak. Oğullarımı koru. Kilisedeki genç papaz Poli bul. Bunu ona teslim et. Anladın mı? Anladım. Ali Hoca, burada namaz kılmanın hayalini kurardın hep. İşte geldik. Hüvellezî enzeles sekinete fî kulûbil mü'minîne liyazdadu imanam ma'a imanihim ve lillahi cunudus semavati vel ard ve kanallahu aliman hakima. Şehzade geliyor. Hadi hemen gel. Hadi. Hadi. Bismillah. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri.
Kız olursa ne yapacaksın? Oğlan, oğlan olacak. Allah'ım, hayırlara vesile olsun. Amin. Amin. Tez kurtulsun. Amin. Şehzademizin bahtı açık olsun. Amin. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alassalâhi, hayy alassalâh. Hayy alalfelâhi, hayy alalfelâh. Kad kâmetissalâti, kad kâmetissalâh. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Burada namaz kılmamızı nasip eden Rabbime hamdolsun. Allahu Ekber. Rodos düştü. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.